Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma yeni bölümün hoş geldiniz. Ben Emre bugün de haftalardan bir tanesinde bir flash günüyle beraber hep beraber birlikte toplanmış sizinle beraber bir video çekiyorum arkadaşlar. Çok fazla uzatmayacağım direkt konuya geçen bugünkü konumuz da benim özellikle sürekli ikilemde kaldım ve bu konu hakkında yorumunuzu bir bakıma merak ettiğim konulardan bir tanesi. Yani bugün Ralph Dibney Peki Divon'un zihninden kurtuldu okey her şey tamamlandı ama Ralph D.Va gerçekten asıl gücüne mi kavuştu yoksa hala bir lastik misali kendi çapında esneyebiliyor mu? Bugün bunu konuşacağız arkadaşlar lafı uzatmadan direkt başlayalım. Bugün de yanlış hatırlamıyorsam The Flash gününün 6. değil 5. değil hiç değil 4. bölümünü çekiyoruz part 4 ile beraber hep beraberiz lafı uzatmayalım dediğim gibi başlayalım. Şimdi ilk olarak Ralph Dibley'in bu güç olayından bahsetmeden önce her bölümde yaptığım gibi birazcık genellemeyle başlamak istiyorum. Ee, bu peki nasıl olacak diye soracak olursanız ilk olarak Ralph Dibley'in dizi içerisinde 4. sezonun başından sonuna kadar aldığı konum ve bu bakıma da bu konumda ilerleme sürecinde aldığı gelişme kat ettiği yoldan biraz bahsetmek istiyorum. Özellikle 4. sezon 5. bölüme baktığımızda ki zaten 4. sezon 5. bölümde Ralph Dibley'i tanıdık o bölümden 23. bölümün sonuna kadar Raft Dibney açıkçası baya bir değişti. Yani kendisi tıpkı Batman rolünde oynayıp oynamama misalinde kalan Ben Affleck rolünde olduğu gibi sürekli bir ikilemde kaldı. Ben süper kahraman olsam mı, olmasam mı, iyi olsam mı, olmasam mı gibi sınav sürekli ikilemde kaldı ve bu ikileme başta çok güzel bir şekilde verseler de sezonun geri kalanında birazcık abartmış olabilirler. Benim düşüncem bu yönde. Çünkü kendisi o karakter olma Klişe aşamasını geçtiği gün Hemen sonrasında ya ben korkuyorum Divo beni şimdi ele geçirirse gibisinden bir tırsingen bir şey konumda oldu ve bu bakıma beni birazcık üzdü. Kendisinin oyunculuğunu beğeniyorum. Aktörün ismini tam olarak hatırlamıyorum ama şuraya ya da şuraya koyarım büyük bir ihtimalle. O nedenle Ralph karakteristik özelliklerini ve büyük bir ihtimalle de bunu oynayan aktörü beğensem de dizi içerisinde kat ettiği rol o cimli bencil kişilikten bir anda kendisi düşünmeyen, etrafındaki insanların iyiliğini düşünen bir karakteri dönüşmesini ben beğendim. Bu karakter gelişimini The Flash dizisi birazcık abartarak verse bile tadında verdiğini düşünüyorum. bunların beraberinde en önemlisi bu bölüm içerisinde ve özellikle bu sezon içerisinde Ralph Dibney ile Kate Nassim arasında herhangi bir ilişki olmadı. Bunu tam olarak diziye başlamanın mümkün olacağını düşünmüyorum. Çünkü siz de biliyorsunuz birinci sezon Kate'nin Ronnie ile evlen de öpüştü. İkinci sezon işte bu e, çakma zoom ile öpüştü. Üçüncü sezonda Julian Albert ile arasında bir şey oldu. Ama bu üç sezon boyunca Caitlyn Snow'u oynayan aktörümüz Daniel Pennebaker bekardı. Ama bu dördüncü sezonun başlangıcı sırasında yani üçüncü sezonun bitme dönemine karşın hatta net olarak tarif vermek gerekirse dördüncü sezonun Comic Con panelinin içerisinde bir zamanda Kate sınava oynayan aktörümüz Daniel Pennebaker evlendi ve e, evli bir insan olarak da belki e, Ralph Dibny ile arasında herhangi bir senaristlere söylemiştir. Herhangi bizim aramızda bir ilişki yazılmasını istemiyorum demiştir. Belki de onları da beraber söylemiştir. Bu Ralph Dibny'nin Divo'nun zihninden kurtulması ve bir anda işte Dion'un e, bedenini ele geçirmesi, sahip olduğu bedene geri dönmesi olayına açıkçası beğendim. Ama bu yolu bize yansıtma şekillere bana birazcık abartı ve bir o kadar da çok çabuk geldi. Çünkü beni bildiğimiz üzere o Dion'un zihnin içerisine girme olayı zaten Jeff Jones'un yıllar önce yazdığı o önemli story arka içerisinde çok güzel bir şekilde veriliyordu. Aynısını diziyi çok güzel bir şekilde adapte etmişler. Ona bir lafım yok. Ama benim söylemek istediğim şey şu şurada hani. Aa bir dakika biz bunu niye düşünemedik? Hemen şunu yapalım gibisinden bir olay değil de bunu oturup işte Cisco aynen böyle olabilir falan deyip devam etse ve bunların hepsi beraber toplansa çok da güzel olurdu diye düşünüyorum arkadaşlar. E ee, bu bölüm içerisinde de bana kalırsa o hızlı zaman içerisinde yani a bir dakika biz seni zihninden niye çıkarmıyoruz? Durumu dışında beğenmediğim en önemli noktalardan bir tanesi de buydu. E zaten bundan kaynaklanan e, sevdiğim noktalardan bir tanesi de Divo'nun Onca klonunu aslında Matrix'teki Agent Smith'in klonuna benzetmeleri çok güzeldi. Bunenle yani e, sizlere de tavsiye ederim bakın The Flash gözünüz biraz açılsın istiyorsanız e, Matrix üçlemesini oturup izleyebilirsiniz. Babanıza, kardeşinize, abinize tavsiye ederim. Efsane bir yapımdır. Bunların beraberinin arkadaşlar Ralph Dibli'nin bu olasılık hesaplamasında ve kesilen sahneleri içerisinde iki tane olasılık var. Bu başlıktan beri bu genelleme dışında anlamadığınız şey şu olabilir. Sen ne diyorsun ya sen kafan bu güzel diyenler için şöyle bir cevap vereyim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Ralph Dibny bildiğiniz üzere Divo'nun bedenini ele geçirdi. Kendi bedenine geri döndü Divo'dan kurtuldu ya. Ama Divo da o süre içerisinde Ralph Dibny ile dahil geri kalan bütün metabüslerin gücüne sahipti. Şimdi Ralph Dibny Divo'nun bedenini ele geçirince yani kendi bedenine geri dönünce bütün metabüslerin gücüne sahip olabiliyor mu? Şimdi bunun iki olasılığı var. Bir tanesi tabii ki olabilir, bir tanesi de olamaz. Olabilmesi şundan kaynaklanıyor. Bildiğimiz üzere metabüsleri de bir kenara bırakın. Bütün meta var. Güçlerini tabii ki de bir herhangi bir karanlık maddeden alsa bile güçlerini kullanabildikleri kaynakları hücreleri oluyor. Beynin hücreleri hızlı rejener oluyor. Ralph'ın hücreleri hızlı esneyebiliyor. Caitlyn'in hücreleri birbiriyle çarpışıp moleküller arası ayrışmada hızlı bir şekilde donabiliyor. Yani bütün her şey hücrelerden kaynaklanıyor. Bu nedenle Ralph yaptığım ne? Eğer günün birinde 5. sezonda Kilgore'un gücünü kullanıp Hazard'ın gücünü kullanırsa bu hücrelerinden karakter olabilir. Peki bu neden olamaz bence tarafına gelecek olursak? Büyük bir ihtimalle böyle bir şey yapmazlar. Neden yapmazlar? Çünkü Marley's'in yaptığı açıklamada normalde o güçlerin hepsi saçma salak dursa da hepsi kombine olunca Super Gold'un bile karşısında durup onu yenebilecek seviyede olabileceğini söylemişti Marley's. Bu nedenle hani Ralph Super da güçlü bir karakter haline dönüşür ama bu sezon içerisinde hiç sanmıyorum. 5. sezonda Ralph Dibne e, genel cast içerisinde devam ediyor. Oyuncu kadrosunda kaldığı yerden devam edecek. Ama dediğim gibi başa dönmek gerekirse hani öyle aman tanrım o kadar uçuk bir olay yapmayacaklar diye düşünüyorum ben. Çünkü hani tutup da Arrowverse evrenindeki en güçlü karakteri olursa o geyik konumundan birazcık da ayrılması gerekir. Ama sonuç olarak yeni bir sezonda dahil olup Ondan sonra iki sezon içerisinde ölmeyen tek karakterde de Ralph Dibny olarak örnek verebiliriz. E tabi bunca olay içerisinde bağlayabileceğimiz teori ise büyük ihtimalle bütün güçler Divo'nun zihninde hapsoluyor. Ve Ralph Dibny Divo'nun zihnini kendi bedeninden ayırdığı zaman Divo'da geri kalan bütün metabüslerin güçleriyle varoluştan silinmiş oluyor diye düşünüyorum. Benim bu konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Yorumları yazın. Bütün yorumları cevap veremiyorsam da kusuruma bakmayın. Çünkü bu video %100 eminim ki yaz tatili sürecinde bir zaman atılacak. Ama siz de The Flash bu konu hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Dediğim gibi belirtmeyi unutmayın. Ben de bir videonun daha sonuna gelin isterseniz videoyu beğendiyseniz sağdan like atabilir. Kanalıma hala abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Yani şaka maka harbi abone olun artık. Ee, yavaş yavaş gelişelim diyorum. Ve bir videodan sonuna gelelim. Ee, ben Emre. Bugün bir sır söylemek istediniz. Görüşmek üzere.